Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, iyi bir hafta diliyorum. Öncelikle Türk sinemasının önemli isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, İliç birkaç gündür yaşanan çevre felaketiyle gündemde. 12 Haziran'da İliç'e gitmiştim ben. 12 Haziran'da İzmir Milletvekilimiz Sevda Erden Kılıç ile birlikte İliç'te bu maden ocağının o bölgeye yaşattıklarını anlatmak, kamuoyunun gündemine getirmek, hükümeti bu konuda uyarmak için İliç'e gitmiştik. Ve orada yaptığım konuşmada demiştim ki, bakın burası çok tehlikeli bir bölge haline gelmiş. Devasa siyanür havuzları var. Kanada'da bu siyanür havuzları yok. Buradaki firma Kanadalı bir firma. Bizim başka bir teknoloji kullanmamız ya da kullandırmamız gerekiyor. Burada olası bir facia ki Erzincan sayın vekillerimiz burada deprem bölgesi. Yani olası bir depremde bu siyanür havuzlarının Allah göstermesin patlayacağı, başka bir şey olacağı ve bu siyanürün toprağa karışacağı uyarısında bulunmuştuk. Ama kimse dinlemedi bizi. Çok da süre geçmedi. 2 hafta geçti. Hemen bir siyanür borusunun patladığı ve toprağa, Fırat'ı besleyen derelere aktığı yönünde kamuoyuna bilgi ulaştı. İddia 20 bin ton siyanürün Fırat'a ulaştığı yönünde. Şirket 8 kilogram diyor. Sadece 8 kilogram diyor. 8 kilogram değil, emin olun 1 gram bile olsa tehlikelidir bu. Siyanür tarımı, toprağı, börtü böceği, tarımsal alanları, canlı yaşamı, ağacı tehlikeye sokan bir ürün. Bu o bölgede tarımı da sıkıntıya sokar. Kuşların ölmesine sebep olur. Oradan su beslenen kuşların ve gerçekten de Erzincan, Divriği, Sivas, Tunceli, Ovacık, Elazığ, Kevan Barajı büyük tehlikeye girer diye uyardık ama dinletemedik. Bakın, bakanlık dün bir açıklama yaptı. Dedik ki üretimi durduruyoruz. Güzel. Olması gereken bu zaten. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan'a, Sayın Bakanlığa. Ama umarım bu bizim Avşin Elbistan Termik Santrali meselesi gibi olmaz. Avşin Elbistan Termik Santrali'ndeki hava kirliliği üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Halktan yanayım, ranttan yana değilim demişti. Kapatıyoruz demişti. 6 ay sonra tekrar açılmıştı. Umarım bu ocakta üretim öyle 4 ay geçtikten sonra yeniden başlamaz. Yani milletin gazını alalım. Kamuoyunda bir gündem oluştu. Bu gündem geçsin. Ondan sonra tekrar biz burayı çalıştırırız mantığı varsa büyük haksızlık yapılmış olur, yanlış yapılmış olur. Ben burada hükümeti suçlamıyorum arkadaşlar. Nihayetinde hükümet buraya izin vermiş. İlgili şirket çalışmasını yapmış. Ama yanlış yapmış, eksik yapmış. Hükümet... Buyurun. Suçlamak için söylemiyorum, onu düzelteyim. Şirket de görevini yapmamış, bakanlık da denetim görevini tam olarak maalesef yapmamış. Şimdi geliyorlar 16 milyon ceza kestik diyorlar. Kime? 1.6 milyar dolarlık yatırıma 16 milyon ceza diyorlar. Devede kulak kalır arkadaşlar. Böyle ufak cezalarla bu işten kurtulmak olmaz. Yapılması gereken çok açık net. Bakın yine kamuoyuna açıklayalım. 11. Kalkınma Planı raporu, hükümetin hazırladığı rapor. 17 yılda 273 ton altın üretilmiş, 55 tonu sadece Türkiye'ye vergi olarak verilmiş. 5,5 katından daha azı. Yazıktır, günahtır. Elin Kanadalısı geliyor, Avustralyalısı geliyor, bizim burada altını çıkartıyor, parayı kazanıyor. Tozunu, toprağını, siyanürünü yutmak da bizim yurttaşlarımıza kalıyor. Hükümet artık tedbir almalı. Bu Türkiye'nin Çernobil'idir değerli arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bu Türkiye'nin Çernobil'idir. Lütfen daha dikkatli olsunlar. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karamuray. Buyurun Sayın.